Değerli izleyicilerimiz merhabalar. Malatya Vuslat TV ekranlarında Sağlık İşin programıyla karşınızdayız. Doktor Fatma Kiraz ben. Bugünkü konuğum genel cerrahi uzmanı Doktor Hilmi Erencan Polat. Doktor Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben her zaman başladığımız gibi başlayalım diyorum. O yüzden kısaca bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Hilmi Erencan Polat, genel cerrahi uzmanıyım. Ankara Gazi Üniversitesi mezunuyum. Gülhane Eğitim Araştırma'da uzmanlığımı alıp Malatya'ya göreve başladım. Yaklaşık bir yıldır burada görev yapmaktayım. Ankaralıyım. Bir çocuğum, bir evliyim ve bir çocuğum var. Allah başlasın. Bir yıldır da burada görev yapıyorum. Eren Hocam, genel cerrahi polikliniğine en sık hangi şikayetlerle başvuruyor hastalar? Bizlere polikliniğimize gelen hastalar 18 yaşından 80 yaşına kadar hastalarımız başvurmakta. Hatta 90 yaşına kadar hastalarımız mevcut. Meme hastalıkları, geçmeyen karın ağrılarıyla başvuran hastalarımız ve makatla ilgili şikayetleri olan hastalıklar başvuruyor. Çocuk hastalar başvurmuyorlar mı hocam genel cerrahi polikliniğine? Resmi olarak 18 yaşın altındaki hastalara bakmıyoruz. Ancak hastalarımız mağdur olmasın diye 16 yaşına kadar bazen hastalarımıza yardımcı olmamız alabiliyorsunuz. Oluyor. Peki. Şimdi ben memede kitleleri ve biraz da kalın bağırsak hastalıklarını konuşalım istiyorum. Şimdi meme kanseri çok da yaygın artık farkındalık haftası düzenlenen bir hastalık ne yazık ki. Kadınlarda sık görülen kanserlerden birisi. Ben kanserden önce şöyle başlayalım isterim hocam. Memede kitle en sık hangi şikayetlerle başvuruyorlar hastalar ya da kitleyi nasıl fark ediyorlar? Günlük rutin polikliniğimize baktığımızda meme hastaları 18 yaşından 80 yaşına kadar her hastamız başvurmakta. Genelde 18-30 yaş arası genç kadın dediğimiz gruptaki hastalarımız memede ağrı şikayetle başvururken daha yaşlı yani 60 yaş üstü hastalarımız ise daha çok memelerine ele gelen kitle, daha önceden olmayan bir lezyon oluşumu, koltuk altında hani elime gelen bir lezyon var gibi şikayetlerle başvuruyor. Her meme kitlesi tabii ki meme kanseri değil ancak bizim için bununla ilgili alarm semptomlar var. Hastalarımızın en büyük korkusu meme ağrım olan her hasta ben acaba meme kanseri oldum mu diye geliyor. Tabii ki böyle bir şey yok. Her ağrı kanser değil. Halk arasında şöyle bir inanış da var. Kitle ağrılıysa iyidir diye. Ya bu bana çok geliyor. Poliklinikte çok duyuyorum ama hiçbir alakası yok. Yani meme kanserinin semptomları arasında ağrı var. Ancak ağrının direkt kanserle bir ilişkisi saptanamamış. Yani onun bir ilişkisi yok şu anda görülen. Hastalarımıza biz ilk geldiği anda hikayemizle başlıyoruz. Bizim için meme hastalığında en önemli şey hikayedir. Hikayede ne soruyoruz? Hastanın ailesinde, yakınlarında meme kanseri var mı? Ama bu aile en çok kimi kapsıyor? Annesini, kız kardeşlerini, teyzesini, anneannesini. Yani meme kanseri daha çok anneden geçen bir hastalık olarak düşünüyoruz. Ek hastalıklarını detaylı olarak sorgulamak istiyoruz hastalarımıza. Çünkü ek hastalıklarla bazı hastalıklarla meme kanserinin direkt bir ilişkisi var. Aynı zamanda fibromiyalji gibi olmayan ağrılar da bazen meme kanserini taklit edebiliyor. Hastalarımıza menopoz durumunu sorguluyoruz. Çünkü erken menopoza girmek, erken adet yaşamak, geç menopoza girmek, çocuk doğurmamak, memeye hormon takviyesi almak, yani memeyi etkileyen hormonları almak, bunların her biri meme kanseri riskini arttırdığını biliyoruz. Şimdi tam benim gebelik o zaman meme kanseri açısından koruyucu. Kesinlikle. Doğum kontrol hapları için ne dediniz hocam? Doğum kontrol haplarıyla ilgili yapılan büyük bir çalışma var. Yine Amerika merkezli bir çalışma bu çalışma. Buna göre meme kanseri insidansı doğum kontrol hapları sonrası artıyor. Ama hangi meme kanseri artıyor? Östrojen ve progesteron pozitif meme kanserlerinde doğum kontrol hapları negatif etkileyebiliyor. Doğum kontrol haplarının arttırdığı saptanmış ancak %100 ilişkisi olmadığı için şu anda hala doğum kontrol hapları kullanılmaya devam ediyor. Yani her doğum kontrol hapı meme kanseri yapıyor diye bir şey yok. Ancak riski arttırdığı saptanmış. Peki mesela annede ya da teyzede meme kanseri varsa doğum kontrol haplarından uzak mı dursun kişi? Bunlara ailevi meme kanseri hastalıkları deniyor. Bunların belki toplumda daha çok bilinir. Angelina Jolie hastalığı olarak bilinir. BRCA1 ve BRCA2 pozitifliği. Bunlar genetik mutasyonlar. Genetik mutasyonlar. Eğer bunlar pozitifse hastalarımıza zaten biz profilaktik mastektomi öneriyoruz bu hastalara. Yani meme kanseri olmadan direkt memesini alıyoruz. Bir de ayrıca eğer hem annenizde hem teyzenizde veya annenizde kız kardeşinizde meme kanseri varsa siz çok yüksek risk grubundasınız. Sadece kadın olmanız bile yüksek risk yaparken anneniz ve teyzenizde meme kanseri olmanız riskinizi kat ve kat arttırıyor. Böyle durumlarda biz hastalarımızı genetik danışmaya yöneltiyoruz. Ne kadar bir risk hocam? Yani profilaktik mastektomi yapacak kadar yani bir oran var mı? BRCA1, BRCA2 mutasyonu varsa yüzde şu görülür gibi bir oran var mı yoksa? Şöyle, BRCA1 mutasyonu olan hastalarda
Hayatın herhangi bir döneminde meme kanseri gelişme oranları %80'lerde. Çok yüksek. BRCA1 evet. 2 mutasyon olanlarda ise %60'larda bir meme kanseri görülme istansı var. O yüzden de gayet yüksek olarak değerlendiriyoruz ve erken müdahale hayat kurtarır prensibiyle memeyi erkenden almak istiyoruz böyle hastalarda. Peki şimdi risk faktörlerini sayarken anne teyze dediniz ya doktor bey. Baba tarafında mesela halada varsa risk. Evet, risk olur mu? Yani anne tarafınki kadar mıdır risk oranı? Hayır, ben bunu hastalarıma çok kez söylüyorum. Meme kanseri konusu en önemli şey anne tarafıdır. Yani teyze ve anneanneden gelen soyumuzdur. Zaten genç bir kadında eline eğer ki memesinde küçük küçük lezyonlar geliyorsa hep bunu sorarız. Annende veya teyzende veya anneannende böyle bir şikayet var mıydı? Genelde benzerdir zaten meme şikayetleri. Tabii ki de babadan da genlerimiz geçtiği için baba kan tarafından gelen kanserler etkiliyor. Ama anne tarafı daha önemli meme kanseri konusunda. Ya şimdi doktor bey sık ağrı ve ele gelen kitle nedeniyle geliyorlar dediniz ya. Şimdi meme dokusu itibariyle de sanki böyle kitleyle karıştırılabilirmiş gibi. Nasıl anlayacaklar? Ya burada bir anormallik var bu kitle mi acaba diye. Meme kanseri kitlesinde anormallik kriterleri var. Öncelikle sizin dediğiniz hastalık grubu fibroglandüler meme grubu dediğimiz. Yani kadın memesine eline attığında küçük küçük lezyonlar, mercimek gibi lezyonlar geliyorsa ve bu 18 yaşından 15 yaşından beri varsa korkmasına gerek yok. Bu onun yapısalıdır. Biz ne zaman korkarız? Eğer ki olmayan bir yerde bir kitle çıkarsa o zaman korkarız. Çünkü neden? Meme kanseri olabilir diye. Yine aynı şekilde hangi kitleden korkarız? Çekinti yapıyorsa, yani memenin normalde şeklini meme yapısının bozuyorsa. Şeklini bozuyorsa, meme derisinde kabuklaşmaya sebep oluyorsa, memede gamzeleşme dediğimiz, gamzeleşme içe ve içe gibi. Çökme gibi lezyonlara korkarız. Çünkü bunlar neden? Memenin kaslarını tutmuş olabilir bu kitle ve kasları çektiği için de gamzeleşmeye sebep olmuş olabilir. Yine asimetrik bir kitleden her zaman korkarız. Asimetrik bir lezyon, kanserler çünkü asimetrik büyür. Düzgün bir şekilde tarafta büyümez. Var, bir tarafta yok anlamında. Hem o şekilde hem de elimize attığımızda böyle düzgün yüzeyli değil de böyle parçalı parçalı bir lezyon geliyorsa korkarız. Meme başında kanlı veya seröz yani beyaz akıntıya sebep oluyorsa bu kitleden korkarız. Memede kitleyle beraber akıntıdan korkarız. Bunların her biri meme kanseri için bizim için alarm semptomlardır. Böyle durumlarda direkt doktorumuza başvurmamızı öneriyoruz. Eren Hocam şimdi memede kitleyle ya da memede ağrıyla gelen hastalarda bu kitlelerin hepsi kanser midir peki? Kesinlikle değil. Ancak ehil bir elde yani bir genel cerrahi uzmanı bir memeyi muayene ettiğinde ilk anda şüphelenir zaten. Hani bir kitleye dokunduğumuzda eğer ki kitle çok sertse, oldukça fragil şeyse, fikse ise, dokunduğumuzda yüzeye pürüzsüz değilse, girintili çıkıntıysa ve aynı şekilde bizi artık yani bir şeyler bizi rahatsız ediyorsa o zaman daha fazla şüpheleniriz. Ancak biz günlük rutin polikliniğimizde bize başvuran 40 yaş altındaki her kadına meme ultrasonu öncelikle istiyoruz zaten şu anda. Çünkü niye tarama amaçlı yapıyoruz bunu? Tam yeri gelmişken o taramayı da bir anlatabilir misiniz doktor bey ya? Yani kadınlar meme muayenelerini kaç yaşından sonra ne aralıklarla nasıl yapsınlar? Bunu Amerikalılar bunun için zaten bir çalışma yapmışlar. Kadınlarımıza önerilerimiz var bizim. 20-40 yaş arasındaki kadınlar her ay adetin belli günü. Ben bunu daha çok 5-7. Gün arası diyorum. Adetin 6. günü bunu baz alabiliriz. Mesela pazartesi adet olduysak cumartesi günü banyomuzu yapacağız. Banyoda ayna karşısına geçip kendi kendimize elle muayene yapacağız. Bunu her ay yapacağız. Eğer ayda hasta adet daha sık oluyorsa her adetin 6. gününde bunu yapmamız lazım. Aynı şekilde de yılda bir kez doktor muayenesine gideceğiz. 40 yaşına kadar. 20-40 yaş arasında yılda bir kez genel cerrahi uzmanına evet, gideceğiz? Evet, genel cerrahi uzmanı. Klinik muayene deniyor buna. Yılda bir kez klinik muayene, her ay kendi kendine meme muayenesi öneriyoruz. 40 yaşından sonra ise artık devletimiz mamografi de ödemeye başlıyor. Hastamıza yıllık mamografiyle taramayı uyguluyoruz. Aynı şekilde her ay kendi kendine muayene yapması istiyoruz. Yılda bir kere de doktoruna başvurmasını istiyoruz. Peki 20-40 yaş arasında size başvurduğu zaman ileri bir tetkik yapılıyor mu mamografi 40 yaşından sonra? Diyelim ki şüphelenmediniz ama rutin kontrole geliyor yılda bir. O rutin kontrol neyi içeriyor? Aslında kitabi bilgi olarak rutin kontrolde şüpheli bir lezyon yoksa tetkik yapmamıza gerek yok. Ancak hani sonuçta bir meme hastalığıdır.
kanser şüphesi olduğu için biz böyle hastalarımıza yine de kontrol amaçlı ultrasonumuzu istiyoruz. Hani gözden bir şey kaçmasın, bir göz daha görsün diye her zaman için garantici davranıyoruz. Peki tamam güzel, 20-40 yaş arasında her ay adetin 6. gününde elle muayene, yılda bir kez de uzmana gidip muayene olmak. 40 yaşından sonra da ne sıklıklarla? Yılda bir kez mamografi. Yılda bir elle muayene yine ayda bir devam edecek. Aynı şekilde. Tamam. Evet. Peki doktor bey, ailesinde meme kanseri varsa bu kişilerde de tarama aynı şekilde mi öneriliyor? Ailevi meme kanseri olan hastalarda mamografi yaşını biz daha erkene çekebiliyoruz. Bunda da en önemli şey yakın birinci derece veya ikinci derece akrabanızın meme kanseri yaşı. Eğer ki meme kanseri yaşı 30'lardaysa biz meme kanseri olduğu yıldan 5 yıl önceye kadar mamografiyle takip yapabiliyoruz. Bunu not olarak düşüyoruz. Ha, mesela ödemiyor. Diyelim ki annesi 30 yaşında meme kanseri oldu. 25 yaşında yapabiliriz. Kızı için 25 yaşından itibaren mamografi yapılabilir. Mamografi de yapabiliriz. Meme MR'ı da isteyebilir. Ha, anladım. Meme MR'ı daha üst bir teknikte gereksiz biyopsilere sebep olabilir. Ancak yine de ailevi meme kanseri olan bir hastayı atlamak istemeyiz biz. Şimdi hazır taramalardan bahsetmişken Eren Hocam, meme kanserini konuşuyoruz. Meme kanserinin risk faktörleri nelerdir? Kimlerde daha çok görülür? Meme kanserinin risk faktörlerine gelecek olursak bizim için en önemli risk faktörü cinsiyettir. Cinsiyette burada kadın erkek eşitsizliği bir kez daha görüyoruz. Sadece kadın cinsiyette olmak bile meme kanseri riskini arttırıyor. Dünyadaki yapılan meme kanserli hastalarda yapılan çalışmalarda 130 kadın meme kanserli hasta varken sadece bir erkek meme kanserli hastamız mevcut. Aynı zamanda yaş... Yani araya gireceğim, özür dilerim ama buradan şunu da anlıyoruz. Meme kanseri sadece erkek kadınlarda görünmüyor. 130'a 1 oranda erkeklerde de görülebiliyor. Kesinlikle. Eğer ki büyük volümlü, yani çok fazla hasta gören bir hastanedeyseniz illaki eğitiminiz boyunca birkaç erkek meme kanseri hasta görüyorsunuz. Ama tabii ki de bir kadın kadar, yani kadınlara görüldüğü kadar sık görülmüyor. Yine yaş çok önemli bir risk faktörü. Meme kanserle ilgili yapılan çalışmalarda görülmüş ki 40 yaşından sonra meme kanseri insidansı çok daha fazla artıyor. Özellikle 60 yaşlarından sonra meme kanseri riski daha da arttığı görülmüş. Onun için de taramalar daha çok 40 ile 67 yaş arasındadır mamografi taramaları. 67 yaşından sonra artık bizim taramayı bırakırız. Sadece şikayet olanları tararız. Aile öyküsünde biraz önce yine bahsetmiştim. Eğer ki sizin meme annenizde veya teyzenizde meme kanseri varsa riskiniz oldukça artmakta. Yani aile öyküsü bizim için çok önemli. Irka gelecek olursak bazı ırk faktörleri var. Yani özellikle Kafkas halklarında ve İsveç, yani Kuzey ırk ülkelerinde meme kanserinin daha sık görüldüğü görülmüş. Bunlar da bizim için bir önemli faktör. Eğer ki mesela Türkiye'de yaşayan bir Çerkezseniz veya bir Kafkasya halkıysanız riskinizin arttığını bilmeniz lazım. Genetik mutasyonlarda da meme kanseri riski artmakta. Özellikle BRCA1 ve BRCA2 mutasyon dediğimiz hastalıklarda veya ailevi meme kanseri hastalıkları var. Yani annenizde ve kardeşinizde meme kanseri varsa BRCA1, BRCA2 mutasyonu negatif de çıksa siz çok yüksek risk altındasınız. Bunu iyi bilmeniz lazım. Hormonlar, dışarıdan alınan hormonlar, biraz önce yine konuşmuştuk, hormon replasman tedavileri, kadın doğumun önerdiği tedaviler, bunlar riski arttırmakta. Yoğun meme dokusu bizim için çok önemli. Yani yağlı bir memeden meme kanseri gelişmesi mi daha kolay? Yoksa yoğun memeden derseniz yoğun memeden daha fazla. Çünkü yağlı memenin içinde meme kanseri bazen kaybolup hasta geç gelebiliyor. Bu kesinlikle doğru. Ancak bu yoğun memelerde sert, fibroz dediğimiz, hani hareket etmeyen fikse dokulardan kanserin daha sık geliştiğini görmüş oluyoruz biz. Daha önceden memeden kitle çıkarılması. Bununla ilgili de bir indeksimiz var. Bizim Gale indeksi dediğimiz bir indeksimiz var. Burada eğer ki daha önceden memenize 2 veya 3 kez ameliyat olduysanız ve bu ameliyatların sonucu hep benim yani iyi huylu olarak raporlansa bile meme kanseri riskiniz parabolik olarak artıyor. Bunu yani az önce dediniz hani iyi ya da kötü geçirilmiş bir meme hastalığının olması risk ama operasyon geçirmek de risk. Kesinlikle. Anladım. Özellikle onu şöyle anlatabilirim. Eğer ki sağ memenizde meme kanseri varsa sol memenizde meme kanseri gelişme ihtimali yıllık %1. Yani %1 ihtimalle sol memenizde her sene meme kanseri gelişebilir. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. 35 yaşında tanı aldınız, sağ memeniz ameliyat oldunuz ve iyileştiğini düşünün. Veya sağ memeniz tamamını aldılar. 55 yaşına kadar %20 ihtimalle sol memenizde de meme kanseri gelişebilecektir. Anladım. Bu malign olması çok daha büyük risk. Ancak benign hastalıklar nedeniyle yapılan cerrahi girişimlerden sonra da meme kanseri insidansı gerçekten arttığı saptanmış. Bunların oranları var. Yani
her yapılan cerrahi işlemden sonra da riskimizin arttığını bilmemiz gerekiyor. Peki hocam bu estetik amaçlı yapılan işte silikon taktırma vesaire, onlar da o zaman meme kanseri açısından bir risk faktörü müdür? Şöyle, estetik olarak yapılan silikondan önce biz hastalarımıza hem mamografi hem de meme ultrasonu tarama öneriyoruz. Hı hı. Çünkü daha önce görülmüş ki estetik ameliyat sırasında silikon takılmış ancak hastada meme kanseri varmış. Ve bu sefer alınacak radyoterapiyi, kemoterapiyi geciktirdiği, yani tedavimizin aksadığı saptanılmış. O yüzden böyle hastalara işlem öncesi kesinlikle tarama öneriyoruz. Silikon taktırınca gecikiyor mu tanı? Silikon taktırınca cerrahi işlem olduğu için tanı gecikmiyor. Tanı konulduktan sonra tedavisi gecikebiliyor. Anladım. Hı hı. Ve aynı zamanda da eğer ki bir hastada silikon takılırsa uzun dönem çalışmalarda silikonun meme kanseri riskini, yani yabancı cisim olduğu için ve kronik travmaya bağlı meme kanseri riski arttırıldığı bilinen bir gerçek zaten. Ama hani bu bizim bu estetiği yaptırmamıza engel mi? Kesinlikle değil. Ama böyle bir riskin olduğunu da bilmek lazım. Anladım. Ben bunu ilk kez duydum yani. Meme estetiklerinin kanser açısından risk faktörü olduğunu. Yapılan her girişim, yapılan her bir yabancı cisim bir çizokulan kanser riskini arttırabilir. Çünkü hı hı. kanser aslında kronik travma ile ilişkili bir süreç. Hı hı hı. Nasıl ki vücudumuzda mesela uzun bir süre elimizi bir yere dokunduğumuzda oradaki cilt kanseri bile gelişebiliyorsa evet. aynı şekilde memede de travmaya bağlı kanser gelişebilir. Hı hı hı. Aynı şekilde yine risk faktörlerinden göğüs duvarına yüksek doz radyasyon alan hastalara örnek verebilirim. Özellikle çocukluk yaşlarında göğüsle, kalple ilgili kanser hastalığı olan veya göğüs duvarına radyoterapi alan hastalar meme kanseri gelişim riski çok yüksek artıyor. Alkol ve sigara kullanımı. Alkol ve sigaradan uzak durmamız lazım. Özellikle kanser olmadan önce de olduktan sonra da. Çünkü ikisi de meme kanseri riskini gerçekten arttırıyor. Hı hı. Aynı zamanda oral kontraseptif kullanımı, biraz hı hı. önce söylediğimiz doğum hormonlar ve dışarıdan aldığımız hormon tedavileri hı hı. arttırıyor. Ve buna bir örnek daha vermek istiyorum. Meme kanseriyle ilgili yapılan çalışmalarda şöyle bir şey görülmüş. Özellikle stresli yaşayan, gece mesaisi yapan, ve bu doktorlarda çok sık oluyor. Yani kadın cerrahlarda özellikle, hı. gece nöbet tutuyorsa, gece ameliyat alıyorsa ve stresli bir yaşam varsa meme kanserinin çok daha fazla görüldüğü görülmüş. Hı hı. Yani bunlar da yani bir direkt stresin, ve gece çalışmanın meme kanseriyle birebir ilişkisi olduğu saptanmış bir çalışmamız. Yani beslenme ile bir ilişkisi var mı hocam? Beslenme ya da kilo ile bir alakası var mı? Yağlı doku dediğim biraz önce demiştim. Meme kanseri yağlı memeden gelişmiyor ama. Tabii yağ, kilolu olunca yağ. evet. Yağ, yani meme kanseri yağlıdan gelişmiyor desek de yağ her zaman bizim için bir risk faktörüdür. Hı hı. Çünkü lipomatoz hastalıklarla kanserin hani direkt bir ilişkisi saptanmamış olsa da her zaman obezite kanser yapar denir. Hı hı. O yüzden meme kanseri riskini obezite arttırıyor. Hı hı. Anladım. Şimdi her yaşta görülebiliyor dediniz ya, 40 yaştan sonra da daha ciddi tetkikler yapılıyor dediniz. O zaman menopoz meme kanseri açısından nasıldır? Koruyucu der miyiz? Hani hormonlar azalıyor ya hocam. Meme kanserinin meme uyarımıyla direkt ilişkisi var. Yani eğer ki bir kadın östrojene çok sık maruz kalıyorsa meme kanseri riski artıyor. Hmm. Onun için çok sık gebe kalmak koruyucu. Çünkü niye? Gebe kaldığımızda östrojen hormonumuz düşüyor, meme uyarımı azalıyor. Evet. Bu da bizi ne yapıyor? Meme kanserinden korumuş oluyor. Hmm. Aynı şekilde bir kadın menopoza girdiğinde meme kanseri riski neden düşüyor? Çünkü hormonal değerlerimiz azalıyor, östrojenimiz hı hı. azalıyor ve meme dokusu artık yavaş yavaş kendini lipomatöz, yani adipöz dokuya bırakıyor, yağ dokusuna bırakıyor. Bu da meme kanseri riskini arttırıyor. Hı hı. Meme dokusu azaldıkça kanser azalır, yağ hı hı. arttıkça kanser hı hı. yine azalır diyebiliriz. Şimdi kadınlar için risk faktörleri böyle az görülüyor ama çok kısaca bahsedelim isterseniz hocam. Erkekler için risk faktörleri neler? Erkekler için en önemli risk faktörü yine yaş, yine genetik. Yani anneniz meme kanseri ise siz tabii ki riskiniz artmış. Yine anneyle ilişkili erkekteki meme kanseri. Çünkü babanızda da meme kanseri varsa riskler çok da artıyor ama hem baba hem sizde olması çok daha nadir hı-hı. olduğu için o yüzden genelde anne olarak söylüyorum biz hastalarımıza. Yine aynı şekilde ailevi meme kanseri olan olgularda biz sadece kadınları tarama öneriyoruz ancak bir şüpheniz varsa, hani korkunuz varsa veya elinize gelen bir kitle varsa yine genetik hastalıklarına başvurarak aile erkekler için de BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları bir görülmüyor erkeklerde ancak BRCA2 mutasyonu erkeklerde görülebiliyor. Hı hı. Bunlar saptanmış zaten. Hı hı. Peki. Şimdi hocam ben şeye geçeceğim, hani kitleyle geldi, tanı sürecinde neler yapıyorsunuz ama şimdi şunu da sormak isterim. Kitleyle gelen hastaların hepsi meme kanseri midir? Kesinlikle değildir. Zaten özellikle genç bir kadın memede kitleyle geliyorsa bundan iyi huylu tümör dediğimiz fibroadenom çıkıyor veya hı hı. kistik meme hastalığı çıkıyor. Hı hı. Bu tip hastalara biz sadece takip öneriyoruz. Nasıl takip? Eğer ki yüksek şüphe varsa hı hı. 6 ayda bir ultrasonla takip yapıyoruz. Düşük şüphe varsa yıllık takip yapıyoruz.
bir veya iki takipten sonra da artık hastamıza kendi kendine muayene yapmasını, ele gelen ekstra bir kitle olursa veya farklı bir lezyon olsa o zaman bize başvurmasını öneriyoruz. Anladım. Yani her kitle kesinlikle kanser değil. Kanser değil. Yaşlıysa hasta, biraz önce dediğim risk faktörleri varsa, kitle çekinti yapıyorsa, kitle hareket etmiyorsa, elimize kitleye dokunduğumuzda memeden akıntılar geliyorsa, özellikle kanlı bir meme başı akıntısı varsa o zamanlar korkuyoruz. Hı hı. Onun dışında her kitleden korkmamıza gerek yok. Tamam, peki hocam, bir hasta memede kitle şikayetiyle polikliniğinize geldi. Tanı süreci nasıl ilerliyor? Tanı süreci şu şekilde ilerliyor. Hastamızı öncelikle hikayesini alıyoruz. Hikayesinde özgeçmişi, hastalıkları, menopoz durumu, adet görüyorsa sıklığı ve düzenli olup olmaması, daha önce herhangi bir hormon tedavisi alıp almadığı. Adet sıklığı ve düzeniyle nasıl bir ilişkisi var hocam? Çünkü özellikle daha fazla adet görenlerde, yani daha fazla hormona maruz kalanlarda meme kanseri riski artıyor. Aynı şekilde herhangi bir tedavi alıp almadığı, radyoterapi alıp almadığı veya ailesinde, yakınlarında bir herhangi bir kanser olup olmadığını sorguluyoruz. Çocuğunu sorguluyoruz, kaç çocuk doğurduğunu, kaç kez hamile kaldığını veya kaç yaşında ilk adet görüp kaç yaşında menopoza uğradık, başladık, geldiğini soruyoruz. Ondan sonra fizik muayenemiz başlıyor. Hastamızın tamamen üstünü, iki memesini görecek şekilde önce inspeksiyon dediğimiz görüntüyle, sonra elle, palpasyonla memesini ve koltuk altını muayene ediyoruz. Eğer ki klinik bir şüphemiz varsa ve yaşına uygunsa mamografi ve meme ultrasonu istiyoruz. Ona göre takiplerimiz yapıyoruz. Biyopsi vesaire daha ileri evreler. Tabii ki. Biyopsi almamız için bizim öncelikle ultrasonda şüpheli bir nodül, lezyon görmemiz lazım. Yani biraz önce demiştik ya, her cerrahi işlemde riski arttığı evet, için doğru, evet. Hiçbir hastada direkt biyopsi de önerilmiyor. Önce eğer kitleden alınabiliyorsa iğne biyopsiler var. Kalın iğne biyopsi dediğimiz. Biraz daha bizim bildiğimiz iğneden bir tık daha kalındı bunlar. Gavucu daha yüksek iğneler. O iğnelerle kalın iğne biyopsi yapıyoruz. Kalın iğne biyopsi de eğer ki tanı koyabilirsek tedavimize başlıyoruz. Kalın iğne biyopside tanı koyamazsak o zaman cerrahi biyopsi işlemi gerekiyor. Ondan sonra en son tedaviye geçiyoruz. Tamam. Şimdi hocam ara vaktimiz gelmiş. Aradan sonra da eşlik eden hastalıklar var mı ve tedavi süreci nasıl olur? İsterseniz onu konuşalım. Kısa bir ara, sonra yine birlikteyiz. Tekrar merhabalar. Genel cerrahi uzmanımız Hilmi Erencan Polat hocamızla meme kanserini konuşuyorduk. Hocam, en son risk faktörlerinden konuştuk. Şimdi isterseniz koruma yöntemlerini konuşalım. Nedir koruma yöntemleri meme kanserinde? Ülkemizde meme kanseri sıklığı arttıkça koruma yöntemleri de gelişmiştir aynı şekilde. Çünkü meme kanseri artık bir halk sağlığı sorunudur. Özellikle kadınlarımızı, yani sadece kadının kendisini değil tüm ailesini etkilemiş zorundadır. Bunun için de birinci, ikinci ve üçüncü koruma yöntemleri ortaya çıkmıştır. Yine Sağlık Bakanlığı birinci koruma yöntemi olarak Sağlık Bakanlığı bununla ilgili 20-40 yaş arası kadınlara daha önce söylediğim gibi ayda bir kendi kendine muayene, yılda bir doktor muayenesi, 40 yaşından sonra ise ayda bir kendi kendine muayene, yılda bir doktor muayenesi ve aynı zamanda mamografi ile takip önermektedir. Birinci koruma yöntemine geleceğimiz yönteme nedir diye soracak olursanız kendi kendimize muayenedir. Bunun için daha önce söylemiştim, adetin 6. gününü belirledim ben. 5-7. gün arası deniyor çünkü kitabı bilgi olarak. Adetimizi mesela pazartesi günü ve ayın 1'inde adet olduysak ayın 7'sini kendimize birinci gün olarak seçeceğiz. Birinci günde banyoya gideceğiz. Banyoda üzerimiz tamamen çıplakken ayna karşısına geçeceğiz. Ayna karşısında öncelikle mememize bakacağız. Mememizde herhangi bir çekinti veya bir farklılık, iki meme arasında boyut farklılığı, daha önceden olmayan bir kabuklaşma, onlar varsa bunlar bizim için alarm semptomu olacak. Sonrasında nasıl yapacağımıza gelecek olursak, önce sağ elimizle sol mememizi kontrol edeceğiz. Meme başından başlayarak yuvarlak, yani speküler uzantılarla tüm memeyi kontrol edeceğiz. Aynı işlemi sol elimizle sağ mememizi yapacağız. Buna bakarken de full ayna karşısında olacağız. Ayakta dik şekilde duracağız. Ve mememizin çekintilerini, yönü değişmesini veya elimize gelen bir kitle var mı detaylı olarak değerlendireceğiz. Bu işlemler bittikten sonra sağ elimizle sol koltuk altımıza, sol elimizle sağ koltuk altımıza bakarak ele gelen bir herhangi bir lenf nodu veya ele gelen bir kitle var mı diye tekrar bakmış olacağız. Bu işlemi ayda bir kez tekrarlamamızı öneriyoruz biz hastalarımıza. İkinci koruma dediğimiz yöntem ise bu hastanelerde yapılan yöntemdir. Bunun için bakanlığımız ketemi veya
İkinci basamak, üçüncü basamak hastaneleri hastalarımıza sunmuş bulunmakta. Böyle durumlarda hastalarımız 40 yaşından sonra memede şikayeti olsun veya olmasın yılda bir kez doktora gidecek ve mamografisini çektirecek. Çünkü özellikle mamografide bizim saptadığımız kitleler ele gelen kitleler değil. Mikrokalsifikasyon dediğimiz noktasal odakçıklı lezyonlar saptıyor. Bu yüzden yılda bir kez mamografi çektirmek için ya keteme başvuracağız ya da kendi genel cerrahi uzmanımıza başvuracağız. Aynı şekilde eğer ki bu süre zarfı içinde elimize gelen herhangi bir kitle olursa veya farklı bir lezyon olursa veya hiçbir şey olmasa bile ya memem diğerine göre daha mı büyük dediğimiz bir durum olursa bile o zaman hiç zaman kaybetmeden hemen doktorumuza başvurmamızı öneriyoruz biz hastalarımıza. İkinci yöntemdi evet, bu hocam. Üçüncü basamak, bu ikinci basamak yöntemi. Basamak. Üçüncü basamak koruma yöntemleri ise cerrahi ve ameliyat yöntemleriyle kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemlerimiz. Evet, bu tedavi aslında. Evet, aynen. Bu tedavi yöntemlerimizde ise ne yöntemlerimiz var? Basit mastektomi dediğimiz ameliyatımız var. Basit mastektomi ameliyatı eskiden çok sık uygulanıyordu. Ama ancak günümüzde artık yeterli yerini bırakmış durumda. Günümüzde yerini meme koruyucu cerrahi yöntemlerine bıraktı. Neden? Hiçbir kadın memesiz yaşamak istemiyor. Yani bu sadece yaşla da alakalı değil. Belli bir yaştan sonra kadın memesinin olmasını istiyor. Hem fiziksel olarak, evet, görüntü olarak, hem hani eşine karşı kendi rahatsız etmekte veya dıştan görünüş olarak hani bir eksik, kendi eksik istememek, evet, için memesi kalmasını istiyor. Bunun için de artık günümüzde basit mastektomi, yani memeyi tamamen çıkardığımız ameliyatlar terk ediliyor. Meme koruyucu yöntemlerde ise ne yapıyoruz? Güvenli cerrahi sınır dediğimiz, yani bunu cerrahınız karar veriyor. Güvenli cerrahi sınırla beraber meme dokusunu çıkarıyoruz. Kalan meme ise onun kendine has yöntemleriyle diğer memeyle simetrik olacak şekilde dikerek kapatabiliyoruz. Eğer ki memenin tamamını almamız gerektiği yöntem, hani kütle çok büyükse, tümör tamamen yayılmış dediğimiz, hani memenin çoğunu tutuyorsa, bu yöntemlerde ise meme dokusunu çıkarıyoruz. Bir memeye silikon, expander dediğimiz yöntemlerle tekrar memenin eski haline getirmesini sağlayan yöntemlere başvuruyoruz. Bunlardan hiçbirimizin korkmasına gerek yok, hiçbir kadının korkmasına gerek yok. Yani meme kanseri ameliyatı olsa da dahil eski görüntüsüne birebir aynısına kavuşmasını sağlıyoruz yeni teknolojik gelişmelerle. Ve meme ameliyatlarından sonra özellikle meme koruyucu uygulandıysa radyoterapi kesinlikle alması gerekiyor hastalarımızın. Kemoterapi ise tümörün boyutuna, tümörün yayılmasına, tümörün tipine veya invazyon, yani yaygınlık veya bir doku tutulumunun olmamasına göre de kemoterapi alıp almayabiliyor hastalarımız. Güzel. Yani ben tedavi kısmını soracaktım. Bu bu basamakları anlatırken üçüncü basamakla birlikte de anlatmış oldunuz. Şu programda hiçbir şey aklımızda kalmasa bile şu birinci basamak koruyucu yöntem aklımızda kalsa, çünkü bence o kısmı herhalde hem tanının erken konulması hem de tedavinin erken başlanması açısından çok kıymetli diye düşünüyorum. Zaten onunla ilgili de çalışmalar var. Bizi en çok koruyan şey kendimiziz. Yani evet, en çok koruyan kendi muayenemiz. Eğer biz kendi vücudumuzu iyi tanırsak, mememizi iyi bilirsek, kendi kendimize farklı olan bir şey, ya bende bu yoktu, bu sefer neden oldu gibi şüpheci davranırsak, o zaman korunmuş oluyoruz. Çünkü yılda bir bile gitseniz bir kitleyi atlama riskiniz var. Doktorun o anda hani eline gelmeme ihtimali var veya mamografide meme otusu görülmeme ihtimalleri var. Ancak kendi kendimize muayenemizi düzenli yaparsak biz kitleyi atlamayacağımızı düşünüyoruz şu an için. Tamam. Peki Eren Hocam, şimdi memede kitleyi ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Vaktimiz de gittikçe daralıyor. O yüzden ben isterim ki şu karın ağrılarını da bir konuşalım. Polikliniğe karın ağrısı şikayetiyle de başvuruluyor dediniz. Neler çıkıyor altından karın ağrılarının? Karın ağrısı çok geniş bir konu. Biz bunlara geçmeyen karın ağrısı şikayetleri diyoruz. Bunlarla ilgili medikal tedaviler deniyoruz. Eğer medikal tedavilerde başarılı olamazsak tarama yöntemlerine geçiyoruz. Medikal tedavi dediğimiz nedir diyecek olursanız, mide koruyucu, bağırsak düzenleyici veya yemekle beraber yemeğin özellikle asitli gıdaların, acı gıdaların yaktığı midemizi rahatlatıcı ilaçlarımız var. Öncelikle birinci basamak olarak biz bunları deniyoruz. İkinci basamak tedavide ise hastamıza görüntüleme yöntemleri ve kan tahlillerini istiyoruz. Ne şikayetiyle geliyorsa hocam, mesela kalın bağırsakta acaba bir şey var mı diye şüphelenip ileri tetkik yapıyorsunuz. Şöyle, yine en önemli faktörlerden birisi yaş. Yani 50 yaşından sonra bir hasta kalın bağırsak şikayetle gelirse bu hasta kolonoskopi hak eder diyoruz. Çünkü karın ağrısı oluyor. Kalın bağırsak şikayetleri neler, onu da bir konuşalım. Kalın bağırsak şikayetleri neler diyecek olursak, ishal atakları, kabızlık, geçmeyen kabızlık. Daha önceden büyük abdestini kalın dediğimiz yaparken büyük abdeste incelme, makattan kanama. Bunların her biri kalın bağırsak şikayetleriyle ilgili bizi korkutan semptomlar. Özellikle mesela bir yaşlı bir hastamız geldi. Yaş dediğimiz 65 yaşında bir hastamız geldi.
Gaytara gizli kan dediğimiz, yani gözle görülemeyen kan testini istedik. Hı. Ve bu pozitif gelirse bu hastaya kolonoskopiyi yapmamız gerektiğini anlatıyoruz. Çünkü neden? Kolonoskopide küçük polipler, yani malignleşme ihtimali olan lezyonlar veya kitleler her zaman kanayıp gaytada gizli kana sebep olabiliyor. Hı. Kansızlık yapabiliyor, kronik anemilere sebep Hı oluyor. hı. Yine bir hastamız kronik anemisi varsa biz bu hastayı kesinlikle hem endoskopi hem kolonoskopi öneriyoruz. Çünkü neden? Midesinde veya 12 parmak varsa küçük bir kitlesi olabilir veya büyük bir kitlesi olup kanıyor olabilir. Kanadıkça da kronik anemiye sebep olur. Aynı şekilde kalın bağırsaklarında bir kitlesi olmuş olup tarama şikayetimize neden olabilir. Peki kalın bağırsak ya da kolon kanserinin meme gibi bir şey var mı? Mesela 20-40 yaş, 40 yaş sonrası bunun da bir taraması var mı? Şöyle, biz endoskopi ve kolonoskopi olarak bakıyoruz bu Hı işlemi. hı. Endoskopi ve kolonoskopi işlemi özellikle batılı ülkelerde ve Japonya'da 50 yaşından sonra her hastaya yapılıyor. Çünkü neden? 50 yaştan sonra risk başlıyor. Sadece tarama yöntemi olarak bile yapıyoruz. Ancak bizim şu anki durumlarımızda daha çok şikayet olan hastalara işlem yapıyoruz. Evet. Mesela bir hastamız geldi, karın ağrısı şikayetle geldi. Öncelikle ona medikal tedaviler deniyoruz. Medikal tedaviler rahatlatmazsa karın ultrasonu ve kanlarını istiyoruz. Neden karın ultrasonu istiyoruz? Özellikle kadınlarımızda 40 yaşından sonraki kadınlarda safra keselerinde taş çıkabiliyor. Bunları ekarte ettikten sonra bu sefer mideye yöneldiğimiz oluyor. Eğer hastamız mideyle ilgili çok şikayetim var diyorsa endoskopi işlemi yapıyoruz. Çünkü özellikle gelişmemiş, yani gelişmemiş derken gelişmekte olan ülkelerde Türkiye, İran, Hindistan ve bu hani kalabalık yaşayan ülkelerde Helicobacter pylori dediğimiz mide Yaygın. şikayetlerine çok sık sebep olan mikroplar var. Bunları da ne yapıyoruz? Endoskopi yapıyoruz. Endoskopide eğer midede ülser varsa veya gastrit varsa biyopsi alıyoruz. Biyopsi sonucumuza göre eğer ki mikrop varsa tedavisine başlıyoruz. Yoksa ona göre rutin takibimizi alıyoruz hastaların. Kolon içinde, yani kalın bağırsak içinde kolonoskopi sonuçta daha ağır bir işlem, daha zor bir işlem. Hastalığın öncesinde hazırlık yapması gereken ağrısı bir tık daha, hani endoskopiye göre bir tık daha fazla olduğu bir işlem. Bu işlemde de hastalarımızın şikayeti varsa, ailesinde kanser öyküsü varsa, makattan kanaması varsa, kansızlığı varsa, kilo kaybı varsa, kilo kaybı bizim için alarm semptomdur. Veya gece terlemesi, bu hani tıp fakültelerinde hep geçer, gece terlemesi olan hastada her zaman korkun diye Malignite düşünür. akla gelip. Malignite, yani kanser öncesidir. Öyle hastalarımızda daha erken hani işlem yapıyoruz. Biraz da öne alıyoruz o tip hastalarımızı ki bir an önce bir hastalık varsa tanısını koyalım ve tedavisine başlayalım istiyoruz. Kolon kanseri için risk faktörleri neler peki hocam? Yine ailevi geçmiş. Ailevi geçmiş çok önemlidir. Beslenme kolon kansere direkt ilişkili. Özellikle lifli gıdalardan az yediğimiz zamanlarda kolon kanseri instansı arttığı görülmüş. Çünkü neden? Lifli gıdaları sindirmesi daha zor. Bağırsaklar daha fazla bunun için kendini yoruyor ve bunlarla Lifli kanser. gıdalar mı risk faktörü? Hayır, lifli gıdalardan az Az bir, beslenmeniz. ha tamam. Lifli gıdalar bizim için kolon Koruyucu. koruyucu. Çünkü neden? Su çekiyor ve daha rahat dışkılamamızı sağlıyor. Ve aynı zamanda kolon kanseri gibi hastalıklardan daha sık koruyor. Yine birçok dışarıdan aldığımız kimyasallar, yediğimiz yiyecekler, içecekler, bunların her biri kolon kanseri riskini arttırıyor. Ailevisinde veya kendisinde polip olması kolon kanseri riskini oldukça arttırıyor. Bu tip hastalığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Sigara demediniz hocam. Sigara. Sigara, ben bir hastalık soruyorum, sigara denmediği zaman şaşırıyorum yani. Sigara da yine muhtemelen risk Tabii ki faktörü. zaten kimyasallar dediğim sigara, alkol, onların her biri kolon kanseri için risk faktörüdür. Bazı hastalıklarda sigaranın birkaç hastalıktan koruculuğu olduğu söyleniyor. Özellikle sigara şirketleri tarafından çok sık söylendiğini, çok duydum ben de. Bir Ama ülseratif öyle bir şey. kolit Bir için tek mi var? ülseratif kolit için öyle bir şey var. Ancak hani bu kesinlikle koruyucu anlamına gelmiyor. İçmemesini öneriyoruz. Şimdi bir vaktimiz de daralıyor hocam. Ben kolon kanserinin tedavisini çok kısaca sormuş olayım. Tedavi süreci nasıl oluyor? Kolon kanserinin tedavisi eğer hasta olabiliyorsa ameliyattır, cerrahidir. Öncelikle endoskopik yöntemlerle başlarız. Endoskopik cerrahi yöntemler var. Eğer ki kolon kanseri endoskopiyle çıkarılabilecek düzeyse endoskopik olarak çıkarız. Ancak kolon kanseri endoskopik olarak çıkarılamayacak düzeydeyse, yani evre 1'i geçmiş, evre 2 ve evre 3 hastalıklarda ise öncelikle cerrahi yöntemleri uyguluyoruz. Bu kanserli dokunun ne kadar, yani alınabilecek en az kanserli dokunun ki temiz düzeyde çıkarılabilmesine bağlıdır. Çıkararak hastamı tedavi ediyoruz. Eğer ki evre 4, yani kolon kanseri ileri evre bir hastalıktaysa öncesinde bu tip hastalara neoadjuvan kemoterapi, eğer rektum kanseri ise neoadjuvan radyoterapi veriyoruz. Kitlenin küçülmesini bekliyoruz. Küçüldükten sonra temiz bir cerrahi yapmak istiyoruz. Bu hastalarda temiz cerrahi ediyoruz. Peki.
Şimdi hocam başka konulara geçeceğim. Bu kolon kanseri ve memek kanseriyle ilgili söylemezsem olmaz dediğiniz herhangi bir şey var mı? Şu önemliydi, belki ben es geçmiş olabilirim. Yani meme kanserinde şöyle bir şey eklemek istiyorum. Daha önce medyada çok çıktı. Canan Karatay mamografinin meme kanseri yaptığını söyledi. Bu tabii ki de mamografi sırasında hastalar radyasyon alıyor. Ama 0.1 grad diye biliyorum oranı. Yani çok düşük bir oranda radyasyon alıyor. Bu oran cep telefon taşımayla, aylık bir hafta, bir ay boyunca cep telefon taşımayla aynı oran. Evet. Veya herhangi bir uçak seyahatinin onda biri kadar bir radyasyona maruz kalıyor. Yani mamografi gibi meme kanserini erken tanımamıza sebep olan, binlerce kadını kurtaran bir tetkikin, hani işin ehli olmayan bir kişi tarafından onaylanmamasını kesinlikle istemiyoruz. Çünkü evet. Neden? Bizler bu hastalıkla uğraşıyoruz. Ancak hani medyatik insanların böyle yanlış söylemleri birçok hastayı korkutuyor ve mamografi yaptırmıyor. 40 yaşından sonra her kadına kesinlikle mamografi yaptırmasını öneriyorum ben. Peki kolon kanseriyle ilgili yok herhalde eklemek istediğiniz kolon bir şey. Kolon kanseriyle ilgili de eğer ki bir şüpheniz varsa, bir kanamanız varsa, kilo kaybınız varsa veya ailenize kolon kanseri riski varsa hiç zaman kaybetmeden doktorunuza başvurmanızı ve gerekiyorsa kolonoskopi yaptırmanızı öneriyorum. Peki, şimdi bir soru bulacak hocam size. Özellikle psikiyatride de ben çok bize somatik yakınmaları olan hastalar diye gönderiliyorlar. Hocam hiçbir şey yemiyorum ama geçmeyen bir karnımda şişkinlik var, gerginlik hissediyorum diyorlar. Bununla ilgili ne söylersiniz? Böyle hastalara psikosomatik sendrom deniyor. Ancak bazı hastalarımıza gerçekten bu tip hastalarda endoskopi yaptığımızda midesinde ülser gördüğümüz veya ileri evre gastrit gördüğümüz hastalarımız ortaya çıkıyor. Veya hastanın gastriti var ancak bir biyopsi aldığımızda mikrop yani Helicobacter pylori çıkan çok sık hastamız oluyor. Aslında hani öncelikle bütün organik sebepleri dışlamamız, tabii sonra psikosomatik, yani psikiyatrik sebeplere geçmemiz lazım. Bazen endoskopiye ulaşmak zor olabiliyor. Şu anda biz Malatya'nın yükünü taşıyoruz bu konuda ancak eğer ki hasta endoskopiye ulaşamıyorsa bir şekilde en azından bu işin ehli bir hastane, doktora ulaşıp bütün yani organik sebepleri dışladıktan sonra psikiyatrik sebeplere geçmemizin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Eğer ki geçmeyen bir karın ağrınız varsa bence bir endoskopi yaptırmanız. Eğer ki endoskopiniz temiz ise ondan sonra diğer semptomla düşmeniz daha doğru oluyor. Şimdi Canan Karatay'ı deyince de hocam aklıma şey geldi benim. Özellikle kanser hastalarında ya artık her şeyde çok yaygınlaştı da doğal ilaçlarla işte bu kanseri engelliyor, şunu tedavi ediyor gibi size de geliyor mu böyle vakalar? Kesinlikle. Ya da nelere mal oluyor? Ben ona da bir değinelim istiyorum. Kesinlikle geliyor. Özellikle benim şöyle bir hastam vardı. Sağ memesinden memeseye ameliyatı olmuş hastam. 20 sene, 15-20 sene sonra sol memesine meme kanseri gelişmişti. Bu sefer bağlı bulunduğu bir nasıl söyleyeyim tarikat mı diyebilirim? Öyle bir lezyon tarafından hani inandığı kişi tarafından yine ameliyat olma, ameliyat olsan da bak geçmiyor, tekrar ediyor dendiğini kendisi tarafından işittim. Hasta ameliyat olmak istemedi. Hastayı zorla ameliyat edemeyeceğimiz için biz de bir şey yapamadık. Ve hasta bir yıl sonra meme kanserinin tüm vücuda sıçramış şekilde bize başvurduğunu gördük. Hani kendi doğal yöntemini uygulamak istedi. Hani meme kanserini çıkarmadan oraya dışarıdan ilaçlarla, üzerine koyduğu otlarla tedavi olacağını düşündü. Ancak bu sefer meme kanseri ilerlemişti ve biz bu hastamızı kaybettik. Hiç yapacağımız bir şey de kalmamıştı. Meme kanseri akciğerine ve karaciğerine sıçramıştı. Ha, o da böyle ve dışarıdan medikal tedavi dışında bir takım tedaviler almış. Evet. Yani bizim koca karı ilacı dediğimiz tedavileri kendince uygulamış. Ancak tabii ki kansere için şu an için öyle bir çözümü yok. O yüzden de böyle hastaların bazen gecikmesi sebep olabiliyor. O yüzden bilimin ışığından sapmamamız gerekiyor. Birisi vardı hocam ya televizyonda kendi yaptığı ilaçların reklamını yapıyordu. Kanser ilaçları engelliyor vesaire diye. Sonra kendisi de hatırlamıyorum şimdi ismini ama kendisi de kanserden vefat etti. Ünlü birisiydi hatta. Yani evet. Ya insanlar medyatik olmayı seviyorlar. Çünkü neden? Böyle bir şey tedavi bulursanız tabii ki de çok zengin olabilirsiniz. Yani ameliyat yapmadan meme kanserini geçireceğinizi kanıtlarsanız Nobel alırsınız tabii. Zaten. Ama hani bunun için çalışan çok bilim insanı var. Hani insanlar şey değil, kötü niyetli değil aslında. Amacımız herkese iyilik vermek ve tedavi etmek. Hani ameliyat etmek bir insana bizim için bir faydası yok. Bir meme kanseri ameliyat etmemizin bizim için çok önemli bir şey olmadığını bilmesi lazım aslında. Tabii hastanın orada, menfaatine yaptığımız bütün girişimler, tedaviler hasta menfaatine. Kesinlikle. Hani bunu büyük merkezler eğer ki bir hastaya ameliyat ol diyorsa ameliyat olması gerekiyor. Hani her şeyi kötü düşünmemek lazım. Hani daha önce ameliyat oldum tekrar etti.
Evet, daha önce ameliyat olduğunu tekrar etti ama sol memenizdeyken bu sefer sağ memenize çıktı. Bu da bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Yani sol memenizde meme kanseri varsa sağda her yıl %1 ihtimalle meme kanseri olma ihtimaliniz var. Ve siz şanssız bir hastasınız. Sağ tarafınıza çıkmış olabilir. Yine bilim adamları diyorsa ki hani bunu çıkaralım, tedavini şöyle yapalım diyorsa bence onların dediğini uygulamamız Tabii lazım. yani bu bilimsel sonuçlar da uzun uzun çalışmalar sonrasında ortaya çıkıyor. Yani hani hadi bunu düşündük yapın gibisinden değil. Ya hem maddi olarak sömürme var hastaları hem de umut verip sonrasında da büyük bir hayal kırıklığına uğratma var aslında. Belki bu biraz kontrol mekanizmalarının arttırılmasıyla da engellenebilir. Biz de çok sık karşılaşıyoruz psikiyatri hastalarında. İşte okutun, şunu alın, şuraya gidin gibi. Ama sonra tabii sonu hüsran oluyor. Kesinlikle ama hasta Evet. da güvenmek istiyor. Hani onu da anlıyorsunuz. Çünkü İşte umut o açıdan dedim hocam. tabii. Yani bir kapı arıyor. Yani hani bir şey olsun da bana böyle bu ne denir? Sihirli bir değnek değecek ve hastalık ortadan kalkacak gibi bir dediğiniz gibi olsa keşke ve Nobel alsalar yani ama yok maalesef. Peki hocam şimdi istiyorum ki biraz makat hastalıklarından konuşalım. En sık hangi şikayetlerle başvuruyorlar? Makatta yanma ve makatta kanama şikayetiyle başvuruyorlar. Hastalarımız bundan çok utanıyorlar. Özellikle makat çatlağı hemoroidden daha sık görülüyor ama herkes, ya bizim polikliniğimize her gelen hasta ben hemoroid oldum hocam diye Yani geliyor. ben sağlık çalışanı ama anal absesi varmış sonra tanı kondu. 3 sene o şekilde gezen birini tanıyorum öyle söyleyeyim. Dediğiniz gibi yani utanıldığı için, kaçınıldığı için de hakikaten başvurular gecikiyordur muhtemelen. Tabii ki. Özellikle makat çatlağı konusunda ben örnek vermek istiyorum. Kabızlık ve ishal atakları makat çatlağı yapıyor. Makat çatlağı nedir? Makatın yani anüsün çıkış yerindeki kasların kronik iritasyona bağlı veya anlık iritasyona yani anlık zorlanmaya bağlı olarak yırtılmasıdır. Bu nasıl ki dokuda herhangi bir dokumuz yırtılabileceği gibi makatta da yırtık olabiliyor kabızlık ve ishal atayla beraber. Bu tip hastalarda ne oluyor? Hasta özellikle çok ishal oluyor. 10 gün boyunca ishal atağı geçiyor. 10. günde çok şiddetli bir yanma hissediyor. Şiddetli bir ağrı hissediyor. Bunun sebebi ne? Makat çatlağı almış oluyor. Bu hasta utandığı için doktora gelmiyor ve bu sefer akut anal fissür dediğimiz hastalığı kronik anal fissüre çeviriyor. Çünkü kronik bir iritasyon süreci başlıyor. Kronik bir Fisür ishal süreci dediğiniz başlıyor. çatlak değil mi hocam? Fissür, makat çatlağı. Kronik bir iritasyon süreci başlıyor. Kronik anal fissüre tedavi oluyor. Böyle hastalarımıza biz 21 günlük bir tedavi protokolü uyguluyoruz. 21 gün boyunca neden? Hastayı rahatlatıyoruz ve 21 gün sonunda eğer ki o fissür dediğimiz çatlak yani yırtık ağzı iyileşirse hasta normal tedavide Medikal kavuşuyor. tedavi mi hocam yoksa beslenme değişikliği vesaire mi? Beslenme değişikliği de veriyoruz. Medikal Medikal takviyeler tedavi. de yapıyoruz. Kesin sadece beslenme değişikliği yeterli olmuyor. Medikal takviyeler, krem ve ağızdan alınan tabletlerle takviyeler de sağlıyoruz. Hemoroid dediğimiz hastalık ise makatın en son anüsün çıktığı yerde büyük abdesti yumuşatmak için 3 adet yastıkçık var. Hemoroid aslında damar yastıkçığı demek. O yastıkçıklar da yine kabız kalmaya bağlı olarak yani kronik zorlanmaya bağlı olarak dışarı sarkabiliyor zamanla beraber. Bunlar da hemoroid basur dediğimiz hastalıklar oluyor. Hemoroid hastalıklarında da öncelikle medikal tedavi uyguluyoruz. Evre 1 ve 2 hastalarda. O da çatlak kadar ağrılı oluyor mu hocam hemoroid? Yanmalı hastalık çatlaktır. Yani eğer ki çok şiddetli yanmanız oluyorsa makat çatlağınızdır. Ancak hemoroidde ne oluyor? Taze kanama oluyor. Yani hasta büyük abdestini yaptıktan sonra beyaz peçeteyle tuvaletini sildiğinde beyaz peçete taze kan görüyor. Kırmızı parlak Kırmızı kan. parlak kan diyoruz buna. Bu hemoroiddir. Niye? Çünkü hemoroidin oradaki vaskülerler çatlıyor ve peçeteye bulaşıyor. Taze kanama şekli kendini gösteriyor. Yine hemoroid hastalarında da evresine göre davranıyoruz. Evre 1-2 hastalarda daha çok yeme alışkanlıkları, diyet önerilerine bulunuyoruz. Evre 3 hastalara medikal tedavi ve diyet önerilerine bulunuyoruz. Evre 4 yani hemoroid dışarı çıkıyor artık kendi kendine girmiyorsa o zaman cerrahi tedaviler düşünüyoruz. Bunda çeşitli cerrahi tedavilerimiz var. Lazer dediğimiz hastalık şu anda çok popüler. Bant ligasyonları var. Yine klasik cerrahi yöntemleri var. Herhangi birini uygulayabiliyoruz hemoroid hastalarında. Hem çatlak için hem de hemoroid için sormuş olayım hocam. Hastaneye başvurmazlarsa, tedavi olmazlarsa kendiliğinden geçerler mi? Şöyle çatlak kendi kendine geçebilir. Nasıl geçebilir? Güzel bir diyet önerisi uygularsa, yediğine işte dikkat ederse, bir daha ishal kabız olmazsa geçebilir. Ancak hastaneye başvurursa biz bunlara destek tedavisi veriyoruz. Kullanması gereken ilaçları veriyoruz. Ve daha kısa Kremlerimizi veriyoruz. sürede hayat Hem kalitesini arttırarak. kesinlikle zaten makat çatlağı pinpon topuna oturur hissi denir. Veya acı bibere oturur hissi diye anlatılır. Yani acı bir şeye oturuyormuşsunuz sürekli yanma hissiniz vardır. En azından biz bu bir süreci ağrı kesici kremlerle veya iyileştirici kremlerle rahatlatıyoruz.
Bu şekilde hastalarımız daha konforlu bir hayata geçiyor. Ve en azından hani bu işte daha uzman olduğumuz için, hani sadece hayatımız hani bunlarla geçtiği için yapması gerekenleri hastaya anlatıyoruz. Bir şekilde ona supervisor oluyoruz. Yani ona yapması gerekenleri anlatarak yardımcı olmuş oluyoruz. Hı hı. Hemoroid ama yani çatlakta evet kendi kendine geçebilir dediniz. Hemoroid için ne dersiniz? Hemoroid de şöyle. Hemoroid bir yastıkçıktır. Yani damar kümesidir. Eğer ki vaskülerinizi yani güzel banyonuzu dikkat ederseniz sıcak ılık sıcak banyosu diyoruz buna. Vaskülerleriniz rahatlarsa hemoroidiniz evre 3'ten evre 2'ye geçebilir. Ama evre 4 olmuş yani dışarı çıkmış artık elle bile içeri itilemeyen bir hemoroid içeri girmeyecektir. Hı-hı. Bunlar da cerrahi tedavi gerekmektedir. Hı-hı. Ama yine de biz hemoroid hastalarında kesinlikle bir doktora başvurmasını öneriyoruz. Hani bilen işini bilen birinin görmesini en azından tedavi konusunda yardımcı olmasını, tedavi olamıyorsa bile cerrahi konusunda yardımcı olmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Hı hı. Hemoroidler görülüyor hocam dediniz. Çatlak bir de analapse var. Analapse dediğimiz hastalık makatta, makat kirli bir bölge. Büyük abdestin çıktığı, evet. Çok terleyebildiğimiz. De çok fazla gaytada biliyoruz ki bakteriler aynen var. Aynen öyle. Bakteri gaytada çok var. Çok terliyoruz, nemli kalabiliyor. Sürekli kapalı bir alan. Yani burada enfeksiyon gelişmesi daha yatkın oluyor. Hı hı. Makat abseleri de anüs çevresinde herhangi bir yerden gelişebiliyor. Hatta makat abseleri tedavi olmadığında ölümcü sebeplere evet. Sebep olabiliyor. Çünkü neden? Abse'nin hani ilerlemesi dediğimiz evet. İleri abse durumlarında yani ölüme kadar gidebiliyor. Ve makat abseleri düzgün şekilde direnedilmezse veya düzgün direnilse de olabiliyor ama fistül dediğimiz makatla cilt arasında ekstra bir yola sebep olabiliyor. Bu yüzden makat abselerine yani absemiz olur olmaz çok acil bir şekilde doktora başvurmamız gerektiğini düşünüyorum. İşte dediğiniz gibi utanıldığı için o yüzden birazcık gecikiyor. Hı. Abse'de kesinlikle bir sağlık merkezine başvurmak gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü abse demek drenaj demektir. Abse varsa boşaltmanız gerekiyor. İçini boşaltmak lazım evet. O da ameliyathane koşullarında yapılıyor zaten. Hani hastalarımız biraz da canı acıyacağını düşünüyor. Çünkü makat absesi zaten ağrılı bir yöntem. Oraya bir de bir sefer hani bistürü dediğimiz hani yöntem neşterle açacağımızda çok ağırlı olacağını düşünüyor. Hı hı. Ancak biz bu hastalarımızı uyuşturuyoruz. Hani minimum ağrı hissetmesini sağlıyoruz. Gerekirse damardan antibiyotik veriyoruz. Bu şekilde çözümlerini ulaştırmaya hı hı. Çalışıyoruz. Peki hocam hem abse hem hemoroid hem de fistürler için, çatlaklar için birincil koruma yöntemi var mıdır? Yani birincil, ne yapsınlar ki olmasın bunlar? Birincil koruma yöntemi kabız ve ishal kalmaktan kaçınmamız lazım. Bu nasıl olacak peki hocam? Yine lifli gıdaları yiyeceğiz. Acı baharatlı yemeyeceğiz. Özellikle baharatlı gıdalar kabızlığa sebep olup ve yanmaya sebep olup hemoroidi arttırıyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani yediğimize içtiğimize güzel dikkat edeceğiz. Fast food tipi ürünler hemoroidle direkt ilişkili olduğu saptanmış. Onlara dikkat edeceğiz. Hani ne kadar bağırsağımızı az zorlarsak o kadar az hemoroid oluyoruz, hı hı. O kadar az çatlak oluyoruz hı hı. Diyebiliriz. Şimdi aşırı titiz kimseler dışarıda tuvalete gitmiyorlar mesela, büyük abdestlerini tutuyorlar. Bunun bir etkisi var mı? Tabii ki. Eğer çok büyük abdestiniz dışarıda gitmeyeceğim, hani kendinizi böyle bir konuşlandırırsanız bu sefer büyük abdest içindeki sıvı emiliyor. Hı hı. Bu sefer ne oluyor? Sert gaytaya dönüşüyor. Sert gaytada ne oluyor? Hemoroidi daha çok sık yapıyor. Çünkü niye? Daha çok oradaki yastıklar zorlanıyor. Bu sefer onların dışarı protrüde olması, yani aşağı sarkması neden oluyor. Hı hı. O yüzden çok fazla büyük abdestimizi tutmamaya çalışacağız. Yani tabii ki temiz yerlerde yapmamız lazım. Temiz tuvaletleri kullanmamız lazım. Ama hani bunu hayat şeyi kendimize asla ben evim dışında yapamam deyip hani uzun süreli büyük abdest tutmalara maruz kalmaması lazım vücudun ki hastalıklar ortaya çıkmasın. Hı hı. Peki Eren hocam, vaktimizin sonuna geldik. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Benim sormayı unuttuğum, belki şimdi sizin söylemeyi unutup aklınıza gelen. Yani kanser taramaları için özellikle 40 yaşından sonra meme kanseri, 50 yaşından sonra mide ve kolon kanseri için doktorumuza hani başvurmamızı, en azından aile hekimimize gitmemizi, gerekli kan testleri, gerekli biyomsik kimyasal markerlar var. Onlara baktırmamızı öneriyoruz. Kilo kaybımız olursa, gece terlememiz olursa veya normalde olup da şimdi olmayan veya normalde olmayıp da şimdi olan kötü bir şey semptom olursa doktorumuza da erken başvurmasını öneriyorum. Hı hı. Peki hocam, ben katıldığınız için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Çok kıymetliydi. Bugün genel cerrahi uzmanı Hilmi Erencan hocamla birlikteydik. Meme kanseri, kolon kanseri ve makat hastalıklarını konuştuk. Tekrar görüşebilmek dileğiyle.